Dondurmam için kayısılarımı yıkadım. Özellikle olgun kayısı seçtim. Şimdi şöyle kabımı alayım ve ayıklayayım. Kabıma koyayım. Şöyle arkadaşlar koyacağım donması için. Bu şekilde arkadaşlar dondurucuya kaldıracağım. Şöyle kapağını da kapatayım. Donduktan sonra dondurmamıza başlayabiliriz. Şimdi kayısılı dondurma yapımına başlarken ilk yapmamız gereken dondurduğumuz kayısıları mikserimize alıyoruz. Üzerine bir paket kremamızı dökelim. Ve karışımımızın üzerine şöyle 3 yemek kaşığı pudra şekerini koyuyorum. Az şekerli sevenler biraz daha az şeker ilavesi yapabilir ama verdiğim ölçü dışarıda yediğiniz dondurmalarla aynı. Evet, sanırsam oldu bu sefer. İyice meyve parçaları içinde yok olmuş arkadaşlar. Tam istediğim gibi bakın kıvam. Şimdi bunu dondurma kabımıza yani saklama kabına alıp dondurucuya atalım. Kayısılı dondurmam arkadaşlar dondu. Şimdi servis edebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kayısılı dondurmamız çok lezzetli görünüyor. Çok da böyle pratik videoda da anlattığım gibi. Böylelikle arkadaşlar bir tarifimin bir videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yine açıklamalar bölümüne bırakırsanız en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Diğer dondurma tariflerimi de açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.